I know failure well. I it, at the ragged edges of your mind. Tüm Kanalından merhaba. Bugünkü içeriğimizde yeni çıkan bağımsız strateji oyunu Darkest Dungeon 2'yi inceliyoruz. Red Hook Stüdyoları adlı firma tarafından geliştirilen oyun 8 Mayıs'ta erken erişimden çıktı ve tam sürüm olarak PC bilgisayarlarda erişime açıldı. Darkest Dungeon 2 aslında Kasım 2021'de çıktı. Ancak erken erişim sürümü olarak ve sadece Epic dükkanında satışa çıkarılmıştı. Ve ben de önceki oyunu beğenen biri olarak zamanda 40 lira civarında satın alıp denemiştim. Oyun bu sefer Steam platformunda da satın alabiliyorsunuz. Ancak fiyatı 340 lira. Yani zamanda satın aldığım için bu kadar ucuz fiyatı açıkçası kendimi mutlu hissetmem gerekiyor. Ancak yine de bir oyunun bir buçuk yıl süre içerisinde 40'tan 340'a zıplaması son derece üzücü ve ülkemizin ekonomisinin ne kadar dibe vurduğunu gösteren bir başka işaret. Her ne kadar yanlış olsa da giderek insanların tekrar korsan yollara başvurmasını bazen anlayışla karşılayabiliyoruz açıkçası. Çok da fazla kızmamak gerekiyor. Oyuna tekrar geri dönersek. Aslında Darkest Dungeon 2'yi çıktıktan kısa bir süre sonra kanalda öyle de incelemiştim. Ancak o zaman kanal Witcher Grand Cart oyunu ağırlıklıydı ve doğal olarak pek fazla izleme almadı. Şu an için daha homojen bir izleyici kitlesine sahibiz. Umarım daha fazla ilgi ve beğeni alırız. Görünüşe göre oyun erken erişimden tam sürüme kadar bayağı yol kat etmiş. O nedenle tekrar gündeme getirme ihtiyacı hissettim ancak başlık her ne kadar inceleme olsa da e, oyunun detaylarına bu videoda fazla girmeyeceğim. Daha çok ne gibi yenilikler olduğuna ve neden bu oyunu e, oynamanız gerektiğini anlatacağım sizlere. E, oyunun temel özellikleri için e, sağ üstte çıkan linki tıklayarak önceki oynanış ve inceleme videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Yine de o videoyu izlemek istemeyenler için çok kısa özetlersek Darkest Dungeon 2 2016'da çıkan ve bağımsız oyun dünyasında büyük ses getiren Darkest Dungeon'ın birinin devamı. Yüzeyde ikinci oyun aynı estetiğine sahip ve benzer karakterleriyle yine oynayabiliyorsunuz aslında. Ancak Red Hook kendini tekrarlamayarak oldukça farklı bir oyun yaratmış. İlk oyun büyük ölçüde klasik XCOM tur bazlı strateji oyunlarından esinlenmiş, kiraladığınız kahramanları göreve yollayarak ilerlediğimiz bir oyun idi. Özellikle de zorluk seviyesinin bayağı yukarılarda olması nedeniyle nam yaptı diyebilirim. Ben de bu oyunu PlayStation 4'te oynadım. Ancak çok sevmeme rağmen e, bitirecek kadar zaman ayıramadım. Bunun en büyük nedeni ise çok zor olması ve ilerlemenin yavaş olduğu ve hata kabul etmemesiydi. Özetle yani e, kasmaya e, zamanım olmadı. O yüzden hani bir kenara koydum belki bir gün dönerim diye ama görünüşe göre dönmeyeceğim çünkü 2 daha iyi. <laughs> Darkest Dungeon 2 ilkine kıyasla öncelikle çok daha cilalı ve prodüksiyon değerleri yüksek. Zorluk derecesi daha tölere edilebilir boyutta. Özetle daha fazla kişiye hitap edecek bir ürün ile karşımıza gelmişler. Ancak ilk oyunun daha iyi grafikler ile tekrarını bekleyenler sürprizle karşılaşacak. Çünkü bu sefer sabit bir üstten operasyonları sürdürmek yerine roguelike oyun modeli adapte edilmiş. Seçtiğimiz karakterler ile At arabamız ile sürekli sefere çıkıyoruz. Böyle e, yolda ilerliyoruz. Ve tüm karakterler ölene kadar ilerleyebildiğimiz yere kadar gidiyoruz. Ya da boss'u kesersek tabii ki yani o bölümün boss'unu sefer sonuçlanıyor. Ölünce elde, edikler, elde ettiklerimizden bir kısmı meta oyun gelişimimize katkı yapıyor ve bir sonraki tur daha kolay geçiyor. En güzeli ise e, karakterler ölse bile tekrar kiralanabiliyor. Ve hatta bazı açılan yetenekler kalıcı oluyor. Savaş ekranları genelde 4'e 4, e 4 e, tur bazlı takım kombat olarak iki boyutlu yandan gösteren bir ekranda gelişiyor. E, ancak karakterlerinizin yerleşimi çok ama çok önemli. Ona göre çünkü saldırı seçenekleri değişiyor. Yani önde mi arkada mı ortada mı bulunuyor ona göre değişik yetenekler e, kullanabilmektesiniz. Görsel olarak da ilkine göre çok daha ileri seviyede olduğu şüphesiz arkadaki görüntülerden zaten anlıyorsunuzdur. E, erken erişim versiyonu ile herhalde bir 6-7 saat geçirmişimdir. Ancak beğenmeme rağmen daha fazla oynamanın anlamsız olduğunu düşündüm e, ve tam sürüm çıkana kadar beklemeye karar verdim. Ve gördüğüm kadarıyla bu son derece isabetli bir karar olmuş. E, çünkü yenilenmiş hali daha da hoşuma gitti. E, Mouse'u elimden bırakamıyorum dersen abartmış olmam. Peki bu süre zarfında ne değişti? Red Hook, web sayfalarında bir yol haritasında aslında tüm gelişmeleri gösteriyor. Erken erişimde örneğin belli sayıda harita vardı ve oyunun yaklaşık belki üçte biri bulunuyordu. İlerleyen zamanda geri kalan bölgeler yavaş yavaş eklenerek oyun son haline getirilmiş. Ayrıca yeni karakterler ve özellikler de eklenmiş. En önemlisi de meta oyun gelişim sistemi toptan revize olmuş. Ki birazdan ondan bahsedeceğim. Özetle bu aradaki süreyi oyunculardan gelen geri beslemeleri de dikkate alarak firma gayet iyi kullanmış ve bitmiş bir oyun ile karşımıza çıkmış. Burada bitmiş kelimesinin özellikle altını çiziyorum. Malum bu aralar çünkü 3A firmalar eksik oyunları önümüze atıp duruyorlar. Yol haritasında tam sürümden sonra da bazı güncellemelerin geleceğini görüyoruz bu arada. Ancak bunlar biraz ücretsiz DLC ek paket niteliğinde ve ana oyunu etkileyen değişiklikler değil. Özetle oyunun geliştirilmesi tam bir başarı hikayesi olmuş. Özellikle de satışları firmanın ümit ettiği gibi ilerlerse. Yani şu an için elimizde veri yok ama ilgi yoğun gibi. En azından YouTube ve internetteki işte gelen puanlardan anlaşılıyor. Ama yine de bir first person shooter değil. Yani detaylarla uğraşmayı seven seçkin bir oyuncu kesmini ilgilendiriyor bu oyun. O nedenle satış beklentilerini abartmamak lazım. Herkese hitap etmiyor. Biraz da oyuna yapılan e, önemli bulduğum eklemelerden bahsetmek istiyorum. En önemli değişiklik bence roguelite oyunların değişmez özelliği olan oyun ilerleme sisteminin baştan tasarlanması olmuş. Erken erişimde klişe, Slay Spire ve benzeri bir sürü oyunda olduğu gibi her tur veya ya da sefer sonrası başarınıza göre belli bir puan toplayıp bu puanlarıyla seviye atlıyorduk. Ve her seviyede açılan belli karakterler, itemler ve özellikler oluyordu. Yani her oyuncu için ilerleme yolu aynıydı. Şu anki sistemde oyun içinde mum diye bir kaynak topluyoruz. Bu işte belli şeyleri yapınca ya da görevleri gerçekleştirince ödül olarak geliyor bize. Ve sefer sonunda elinizde kalan mumları istediğiniz gibi dağıtarak Kalıcı özellikler açıyorsunuz. Elinizde kalan diyorum çünkü belli yerlerde ölürseniz bazı mumları kaybediyorsunuz. Ama sizin gelişmenizi sağlayacak yeteri kadar mum veriyor oyun cömert o konuda. Unlockable diye adlandırılan birçok oyunda bu terim artık kullanılıyor. Bu açılabilen özellikler çeşitli gruplara ayrılmış. Bazıları oyun içinde düşen yeni nesneler havuzuna ekleniyor. Bazıları yeni karakter açıyor ve hatta karakteri mum harcayarak güçlendirebiliyorsunuz. Bazıları at arabanızı veya hanınızda açılanları geliştiriyor. Evcil hayvan ekleme seçeneği gördüm ama henüz denk gelmedim. Ve bir yerde de önceki seferinizden sağa kalanlara kalıcı özellik ekleme var. Özetle bu mumları stratejik şekilde dağıtmak çok önemli. Ama en güzeli bence bu saydıklarımın hepsinin her oyuncu için farklı deneyimde olacak olması. Bazısı örneğin istediği karakterleri önceden açmak isteyebilir ya da böyle bir sürü karakteri önceden açayım. Bazısı ise belli karakterler odaklanıp yani mevcut favori karakterimin özelliklerini geliştireyim o şekilde e, aynı karakterlerle devam edeyim diye düşünebilir ve doğru strateji herkes için farklı işleyebilir o nedenle yani bu oyunun doğru stratejisi şudur demek yanlış olur bir başka önemli ekleme de e, ilerleyince karakterler için uzmanlaşma yolları açılıyor bu yolları açınca oyun başında karakteriniz için bu seçenekler çıkıyor bu durumda tabii farklı build'ler, farklı e, takımlar tasarlamak mümkün olabiliyor. Burada bir örnek vereyim. Jester diye bir karakter var oyunda. Bu Bard dediğimiz müzisyen karakterler. Genelde bunlar e, işte enstrüman çalarak diğer grup üyelerine moral verirler. Bu oyunda da benzer tabi e, bir sistem var. Ama moral vermenin dışında güzel kritik hasarlar veriyor bu karakter. Jester karakterinin e, standart haline ek olarak mesela Virtuöz diye bir e, şey ekleniyor, yol ekleniyor, uzmanlaşma alanı. Mesela virtüözde maksimum şeyiniz artıyor. Sağlık puanınız %20 artıyor. E, hızınız artıyor. Artı 3 olarak. Ancak bunun karşılığında e, belli elementlere karşı dirençleriniz %20 oranında azalıyor. Yani her yolun e, standart yola göre artıları eksileri var. Hiçbir şekilde bariz şu yol daha iyi demek e, olmuyor. O nedenle çok güzel bir denge sağlanmış. Erken şimdi şikayetçi olduğum bir konu vardı. O da karakterlerin çok sık strese girmesi, kendi içinde kavga etmeleri ve bundan dolayı bir süre sonra işte cinnet geçirerek e, karakterlerin turlarının pas geçmeleri, kombat çığırından çıkıyor böyle durumlarda. E, örneğin bir karakteri iyileştiriyorsunuz, niye kardeşim niye benimle ilgilenmiyorsunuz diye size e, tafra atıyor. <laughs> Yine siz yani e, böyle bu tip durumlar can sıkıcı olabiliyordu. Başta hani ilginç komik gelse de bunlar çok sık oluyordu ve bu, e, kombatın ilerleyişini çok fazlasıyla bölüyordu yine stres seviyesi ve karakterler arası ilişkiler burada da var. Yani o e, altyapı değişmemiş, temel özellik sonuçta. E, ancak insaf etmiş firma ve bu sefer bu olayların dozajı azaltılmış. E, hatta seçiminizin sonucunda mesela iyileştireceksiniz. Onu iyileştirdiğiniz zaman e, görüyorsunuz e, şey eksiye gidecek İlişki bir, bir tarafı iyileştirirken diğer taraf kötüye gidecek. O zaman mesela o zaman başka bir harekete seçebiliyorsunuz. Yani bu tıklamadan önce gösteren mekanizma gelmesi de yine e, oyuncu dostu bir ekleme. Haritada ilerleyişte de önemli eklentiler var. Örneğin yolculuk ettiğiniz at arabası gittiğiniz yolun özelliklerine bağlı olarak iki farklı hasar tipi görebiliyor. Aracınızı o nedenle hana uğradığınız zaman işte tekerleklerini ya da zırhını tamir etmeniz gerekiyor elinizdeki kaynaklar ile. Ee, bu saydığım sadece e, harita ile ilgili bir e, özellikiydi. Bunun dışında bir sürü eklenti var. Ee, bu sayede çok daha zengin bir içerik ile karşı karşıyayız erken erişime kıyasla. Ee, bir mesela, ama bir hayal kırıklığım oldu. O da e, erken erişimdeki dosyam saklanır, ilerlemem diye düşündüm ilk başta açtığımda. Baktım e, sıfırdan başlattı beni, beni oyun ama bu özellikleri görünce anladım neden sıfırdan başlattıklarını. E, çünkü uyumlu olmayacak e, benim yaptıklarım ya da e, ilerlettiğim karakterler. Yani e, sil baştan yapmışlar. Ama erken erişimin daha sonlarına doğru e, oyuna katılmış bir kişi varsa belki onların save dosyası saklanmış olabilir. E, bir yandan tabi başarımlar falan da eklenmiş. O açıdan isabet oldu sıfırdan başlamam. Bu videoyu çekerken oyun bitirme istatistikleri mevcut değildi ama en azından 20-30 saat gerekir gibi geliyor bana. Tabi mutlaka hastalığı tüm başarımları almak isteyecektir. Yani onun süresi de kesin 100 saatleri bulabilir. Daha fazla detaya girerek videoyu uzatmak istemiyorum. Amacım Darkest Dungeon 2'nin erken erişimden çıktığını ve kesinlikle oynamaya değer bir oyun olduğunu sizlere haber vermek idi. Ancak herkese uygun bir oyun değil tekrar söylüyorum. Uh, bu oyun yine önceki incelediğim War Tales gibi. Yani detaycı oyunculara yönelik. Ancak uh, ona kıyasla mesela oynanabilirliği ve estetiği daha yüksek. Ve combat yani savaş kısmı tek kelimeyle harika. Birbiriyle uyumlu karakterler, yetenekleri keşfediyorsunuz. Ve buna göre ideal takımı kurmaya çalışıyorsunuz. Bu gerçekten çok keyifli bir deneyim. Özellikle de Roguelite formatını sevenler ve bütçesi uygun olanlar diyorum. Çünkü çok ucuz değil. 350 lira civarı. Darkest Dungeon 2'yi kaçırmasınlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum ama not veremiyorum çünkü henüz oyunu tamamen bitirmedim. E, bu arada oyunla ilgili en azından bir kılavuz video çekmeyi düşünüyorum. E, ve belki canlı yayın ya da e, buradan ya buradan YouTube'dan olur ya da Twitch'ten olabilir bu. E, belki yaparım. Eğer ilginizi çekiyorsa böyle bir içerik hazırlamamı istiyorsanız muhakkak yorumlara belirtin. E talep olduğu sürece e, yayın açabilirim. Nasıl olsa oynuyorum çünkü. E, canlı yayın açarak sizleri de dahil edebilirim. Neyse çok lafı uzattım. Umarım içerik hoşunuza gitmiştir ve sizler de beğen tuşuna basmışsınızdır diyelim. Ee, buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ayrıca Duel.io kanalına ilk defa denk geliyorsanız bu kanalda yüklediğim diğer içerikleri de göz atmanızı tavsiye ediyorum. Ee, oyun incelemeleri, başlangıç, rehberleri, oynanış ve tam çözüm videoları ile elimden geldiğince oyun hobimi genç arkadaşlarımla paylaşmaya çalışıyorum. Eğer ilginizi çekerse sizleri de abone olarak aramızda görmek beni memnun edecektir. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Bir başka duello videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.